Şu anda zorla gülüyorum. O kadar acı çektim yani 28 gün. Merhaba arkadaşlar, Karadev kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimi tanıtacağım arkadaşlar. Bugüne kadar beni hiç ekranda görmediniz arkadaşlar. İlk defa kendimi gösteriyorum. Farkındayım, son bir aydır hiç video atmadım arkadaşlar. Sebebi var, sebebini açıklayacağım arkadaşlar ama videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bundan sonra oyun videosu çekmeyeceğim. Bazı arkadaşlar hemen yorumlara falan küfür yazar ya da ne bileyim abi oyun videolarını bırakma falan filan. Bundan sonra oyun videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Her şeyi açıklayacağım. Zaten açıklama videosu olarak bunu çekiyorum. Yani hem kendimi göstermek için hem de açıklama olarak her şeyi size baştan anlatayım. Hatta YouTube'a başladığım zamanı anlatayım arkadaşlar size. Bundan 1,5 sene önce YouTube'a başladım arkadaşlar. 1,5 ya da 2 sene falan öyle o civarlarda. Tabii YouTube'a ilk başladığım zaman heyecanlıydım falan. Bu arada arkadaşlar kameraya alışkın değildim. Bayağı garip geliyor kameraya falan bakmak. Normalde kendimi göstermeden video çekmeye alışkınım. Ondan dolayı biraz acemice davranabilirim arkadaşlar kameranın önünde falan. Alışacağım işte, zamanla alışırım kameranın önünde durmaya. Arkadaşlar öncelikle bundan 1,5-2 sene önce YouTube'a başladım. Başlangıç olarak normal keyiflik öylesine video çekiyordum o zamanlar. O zaman da yani 100-200 abone falan vardı. YouTube'a falan daha yeni başlamıştım arkadaşlar. Neyse ben bundan 1,5 sene önce gidip 1,5 sene değil de 1 sene 8 ay önce falan gidip askerlik başvurusu yaptım. 8 ay sonra falan gideceksin. Kasım ayında gidecektim o zamanlar. Neyse ben YouTube'u bırakmıştım o ara. YouTube'u bir 3 aydır çekmiyordum askere gideceğim diye. O zaman zaten öylesine video çekiyordum. Zaten ciddi amatörce yani böyle görüntü kalitesi falan filan video kaliteleri bayağı kötüydü o zamanlar. Öylesine zaten video çekiyordum eğlencesine. YouTube'a 3 ay ara verdikten sonra tekrar YouTube'a başladım. YouTube'a başlarken bu sefer ciddi olarak başlamayı düşündüm. O zamanlar mesela ilk çektiğim video YouTube'da strateji videosu. Yüzüklerin Efendisi'nin bir tane strateji oyunu var. Onu ilk çekmiştim. Farklı farklı videolar falan çekmeye başladım o zamanlar. Ama YouTube'da genelde bundan 2 sene önce genelde Minecraft izleniyordu. Zaten herkes de bana yorumlarda abi Minecraft falan çek diyordu. Ben de Minecraft'a başladım. O şekilde Minecraft'a giriş yaptım. Zaten şu anda sadece şu ana kadar sadece Minecraft videoları çektim. Farklı videolar çektim de izlenmiyordu diye çekmedim. Sadece Minecraft'tan devam ettim. Neyse ben de farklı şeyler falan yapmaya çalıştım. Hiç yapılmamış şeyler yapmaya çalıştım Minecraft'ta. Az yapılmış ya da hiç yapılmamış şeyler. O zaman hatırlıyorum Süper Kahramanlar modu adlı bir mod çekmiştim. İlk çektiğim ilk çektiğim videolardan biriydi. O trendlere girdi. Trendlerde 1 numaraya kadar fırladı. 2 numaraya da 1 numaraya kadar fırladı. Sonra ben tekrar video çekmeye devam ettim. Ben video çekmeye devam ettim izlenmeye başlayınca. Değişik farklı video, şans blokları, değişik modlar falan filan bir sürü şey çekmeye başladım. Yani her gün video atmaya başladım. Bu arada askere gitmeme bir 4 ay falan vardı. YouTube'da kanalım çok hızlı bir yükselmeye geçti. O ara zaten Minecraft çok izleniyordu. Farklı bir şey yaptın mı hemen yükseliyordun. O zamanlar benim için öyle olmuştu. Neyse kanal o zamanlar abone sayım 7000-8000'e kadar çıkmıştı. 7000-8000 olmama rağmen 20 tane 15-20 tane videom YouTube Türkiye trendlerine girdi arkadaşlar. Gerçekten de o zaman bayağı benim için başarıydı. O zaman da zaten kendimi hiç göstermemiştim. Facecam falan isteyenler oluyordu. Ben tek koymuyordum. O zaman askere gideceğim diye kendimi göstermek istemedim. Askerden sonra göstermek istiyordum kendimi. Sonra YouTube'a devam ettim. Hem çalışıyordum hem de YouTube'u devam ettiriyordum. Yani tam gün çalışıyordum hem de YouTube'u devam ettiriyordum. İkisini bir arada götürmek çok zordu. Askerliğime 2 ay kala işimi bıraktım. YouTube'a odaklandım. Askere de askerlik başvurusunu yaptığım için askerliği de geciktiremiyordum. O ara bayağı yükselmişim. Çok izleniyordum. 18 bin aboneye kadar falan gelmiştim. Videolarımda her attığım video 20-30 bin izleniyordu o aralar. Hatta 50 bine kadar falan da çıkıyordu. Trendlere giren video 200-300 bin de oluyordu yani. Benim gibi küçük 16 binlik bir kanal için çok büyük bir başarıydı. En yüksek zamanlarımdı. En çok izlendiğim zamanlardı o zaman. Zaten askere gitmeme 2 ay kala işimi bıraktım. Full YouTube'a odaklandım. Askere gitmeme 2 ay kala ben fazladan video çekmeye başladım. O zamanlar günlük attığım videoları çekiyordum hem de fazladan video çekiyordum. 60-70 tane video çektim arkadaşlar. Ahmet isimli bir arkadaşım vardı. O benim yerime haftada bir video atacaktı. Yani bir sene boyunca tamamen video atmamış olacaktım. Çünkü YouTube'da eğer hiç video bir sene boyunca atmazsan seni direkt dibe vuruyor. Yani mecbur arkadaşım 60-70 tane videoyu arkadaşıma verdim. Arkadaşım haftalık olarak atacaktı arkadaşlar. Neyse oken ben askere gittim. Askere gitmem 10 gün kala ne olacağım belli oldu. Bahriyeli yani denizci olarak askerlik yaptım ben. İskenderun, Hatay İskenderun. Zaten denizcilerin tek bir acemi yeri var. O da Hatay İskenderun. Orada 28 gün boyunca acemi birliğinde eğitim yaptık. Hatta size şeyi göstereyim, şapkamı göstereyim. Eve getirdim bundan. Hatta bunun takılış şekli önce önden sonra arkaya doğru. Bu şekilde arkadaşlar.
Yani bu şekilde takılabiliyor. Bayağı şekil bir şey, güzel bir şey arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunlardan tabii askerde takmıyorduk. Bunlar tören elbisesi de var bunun altında. Onunla beraber sadece gemilerde falan giyiyorlar. Ben gemide görev yapmadım. Hatta şöyle size şeyi de, künyemi de göstereyim arkadaşlar. Künyemi tam olarak göstermeyeyim de üstünde TC kimlik her şeyim yazıyor. Göstermemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi künyem falan her şeyim var arkadaşlar. Künye, bir de askerlik fotoğrafları falan var. Dur onları da bir saniye. Onları da göstereyim. Şuna bakın arkadaşlar. Şu sırıtışa bakın ya. Görüyor musunuz? 28 gün acı çektim ama fotoğrafımı da çektim. Şu sırıtmaya bakmayın yani. 28 gün çok zordu benim için. Şu anda zorla gülüyorum. Bilmiyorum tam olarak görebiliyor musunuz? Şu anda zorla gülüyorum. O kadar acı çektim yani 28 gün. Bu da bizim 4. bölükte Acem Birliği'mi yaptım. Hatta şöyle biraz yakından göstereyim. Aynen. Bir de bu var. Bu da aynı zaten. Tek bir fotoğrafta bir sürü şey yapmışlardı. Şurada da Hatay İskenderun falan yazıyor arkadaşlar. Bayağı askerlik zordu. Acemi Birliği zordu ama güzeldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şurada dursun bunlar da. Bayağı zordu. Atış eğitimi falan aldık. Orada eğitim gördük. Marşlar falan filan söyledik. 28 gün benim için acayip zordu. Gerçekten de çok zordu. Son bir hafta kala görevim tam olarak ne olacağı belli oluyor. Ben de muhafız olarak, yani denizcilerde tabir olarak muhafız diyorlar. Muhafız da işte nöbet tutan asker oluyor. Benim görevim nöbet tutmaktı. Yanlış hatırlamıyorsam son günümde nereye çıkacağım belli oldu. Çanakkale'ye çıktı askerlik olarak. Çanakkale'de görev yapacağım. Usta birliğim Çanakkale çıktı arkadaşlar. Son bir gün kala. Gerçekten de çok sevindim. Çanakkale'ye gideceğim için çok sevindim. Çanakkale'yi bayağı büyük bir yer falan olarak bekliyordum. Bir gittim Çanakkale'ye, ufacık yer, çok şaşırdım ben. Neyse birliğimi aradım. Çanakkale'ler ve Çanakkale'de oturan insanlar bilir. Çanakkale Havalimanı'nın içinde bir tane birlik var. Zaten aslında o birlik de fazla bilinmiyor. Oranın yerli halkı bile çok az bilir o birliği. Hatta birliğin adı Çanakkale Deniz Hava Grup Komutanlığı. Yok, grup değildi. Çanakkale Deniz Hava Üst Komutanlığı. Ben oradayken grup komutanlığıydı. Sonra üst oldu orası. Büyüttüler yani orayı. Şu anda birlik hale duruyor mu emin değilim. Zaten fazla zaman geçmedi. 11 ay orada askerlik yaptım muhafız olarak ve araç muhafızı olarak. İlk 5 ayımı normal muhafız olarak askerlik yaptım. Yani kulelerde falan görev yaptım, nöbet tuttum. Zaten askerlikle ilgili fazla bilgi veremem arkadaşlar. Yani bunlar yasak, fazla bilgi vermek. Askere girerken imzaladığımız belgeler vardı. Onları fazla dışarıda ya da sivilde ya da kamera önünde falan orasıyla ilgili fazla bilgi veremiyorum. Sadece ilk 5 ayımı muhafız olarak, nöbet tutarak geçirdim. Geri kalan 5-6 ayımı da araç muhafızı, yani nasıl desem. Mesela dışarı falan araç falan çııkıyordu. Ben de yanında MP5 ile çıkıyordum. Çelik yelek üzerimdeydi, MP5 ile çıkıyordum. Hatta fotoğraflarım vardı da onlar hep kayboldu. Onları da göstermek isterdim de fotoğraflarım kayboldu. Benim o ara zaten arkadaşım Ahmet haftada bir benim için video atıyordu. Ona da buradan gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Bayağı yardımcı oldu bana ya. Bir sene boyunca her gün, her hafta, haftada bir video attı. Bazen düzensiz olarak attı da. Yani sonuç olarak attı. Ama videolar çok kalitesizdi. O 60 tane video hızlı hızlı çekilmiş video olduğu için. Yani fazla zamanım yoktu. Kalitesiz video çekmiştim. Neyse, askerliğimin bir senesini bitirdim. Görevimi yaptım. Hatta belgem vardı ya. Onu keşke yanımda getirseydim ya. Neyse, önemli değil. Askerlik bitirdiğime dair bir tane belge var. Onu da gösterirdim de gerek yok. İleride belki gösteririm arkadaşlar. Ben geldim YouTube'da, ilk eve geldiğimde askerlikle ilgili şunu söyleyeyim. Askerliğin güzel tarafı da var. Zor ve kötü tarafları da var yani. Hem iyi taraf var hem kötü taraf var ama gerçekten de askerlik zor yani. 12 ay boyunca ben kısa dönem olarak yapmadım. Uzun dönem olarak askerlik yaptım arkadaşlar. Tam 12 ay askerlik yaptım. Zordu ama güzeldi de yani açıkçası. Belli bir süreden sonra alışıyorsun. 3-4 aydan sonra alışmaya başlamıştım askerliğe. Hatta geldiğime birazcık üzülmüştüm. Şu anda öyle değil. Şu anda ben askerden geleli 5 ay olmuştur herhalde. Bir 5 ay olmuştur. Neyse, askerden geldim eve. Öncelikle neler çekeceğimi falan karar verdim. İlk bir hafta oyun çekeceğim, Minecraft videolarını falan, neler çekeyim, neler çekmeyeyim falan filan. Ayarlamalar falan yaptım. Montaj programında kendimi biraz daha geliştirmeye çalıştım. Sonra tekrar video atmaya başladım. Videolar attım. Çok az izleniyordu. Mesela 1000-1500 falan izleniyordu. Neyse, ben daha iyi videolar, daha iyi seriler falan başlattım. Videolar attım. İlk başta 1000-1500 civarında izleniyordum. Sonra 2000 oldu, 3000 oldu. Ben askerden... Bu arada ben hani bir sene boyunca video atmadığım için arkadaşlar YouTube beni çok alt plana atmıştı. Yani videolarımı önerilere çıkarmıyordu. Mesela çoğunuza önerilerde çıkmıyordur videolarım.
Sebebi de ben bir sene boyunca video atmadığım için. Doğru dürüst yani haftada bir attığım için oyun videolarını da her gün ya da iki günde bir atmak gerekiyor. Yoksa YouTube seni arka plana atıyor. Neyse ben haftada bir her gün video atmaya devam ettim. 1500, 2000 oldu, 3000 oldu, 4000 oldu, 5000'e kadar çıkardım oyun videolarında. Ama ben 4000, 5000'in üzerine çıkamıyordum. 4 ay geçti aradan. Daha iyi seriler, kapak fotoğraflarında falan filan her şeyde kendimi geliştirmeme rağmen videolar az izleniyordu yani. Ben şimdi şöyle söyleyeyim size. Mesela yarım saat, bir saat. Bir videoyu yarım saat, bir saatte çekiyorum oyun videosunu. Sonra montaj, 2 saat montaj yapıyorum. 1 saat falan, 1-1,5 saatte render. Yani kısacası 4-5 saat. Bir de YouTube'a da 12 saatte falan. Benim evdeki internetim biraz yavaş. YouTube'a da 12 saatte yükleniyor. Ben 15 saat, 15 mi? 16-17 saat videoyla uğraşıyorum. Atıyorum. 2-3 bin izleniyor. Yani bu da insanı şey yapıyor. Nasıl desem. Video çekmek için hevesini kırıyor. Neyse ben YouTube'da biraz araştırdım. Diğer oyun kanalları, diğer Minecraft videoları çekenlere baktım. Fark ettim ki Minecraft artık önerilere çıkmıyor. Minecraft artık YouTube bilerek oyun videolarını bilinçli olarak arka plana atıyor. Yani izletirmiyor oyun videolarını arkadaşlar. Bu şekilde. Ben de oyun videolarını bırakma kararı aldım. Bundan sonra oyun videoları çekmeyeceğim. Zaten şu şekilde eğlence, vlog, challenge tipi videolar çekeceğim arkadaşlar. Eğlence, yani kamera karşısında olacağım sürekli. Haftada da 2-3 video atmayı düşünüyorum. Zaten bugünden bu videoyu izledikten sonra her haftada 2-3 video gelecek arkadaşlar. Siz bu videoyu izledikten sonra. Bu açıklama videosu dediğim gibi. Önceden de zaten şu anda son bir aydır video atmıyorum. Farkındayım, yorumlarda falan yazıyorsunuz. Biliyorum arkadaşlar. Yani ben de şey için bu alanı oluşturmak için arkadaşlar kamera, spot ışıkları, masa falan filan bunları ayarlamak bir ay sürdü. Bir de neleri çekeceğimi kamerayı öğrenmek için bu kamerayı aldım. Bir haftada ancak öğrendim arkadaşlar. Nasıl daha kaliteli video çekerim falan. Montaj programında kendimi biraz daha geliştirmeye çalıştım. İçeriklerde biraz daha iyi, daha üzgün, daha farklı içerikler yapmak için biraz kafa patlattım. Yani demek istediğim bundan sonra çok kaliteli videolar gelecek arkadaşlar. Benim sizden tek istediğim destek olmanız arkadaşlar. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yani kısacası bu şekilde. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazabilir. Abi oyun videolarını bırakma lütfen devam et. Neden bırakıyorsun, küfür edenler falan olur. Yani arkadaşlar lütfen ben de bırakmak istemiyorum da gerçekten de YouTube'da oyun videolar artık değmiyor çekmeye yani. O kadar emek harcayıp o kadar az izlenmesi değmiyor o kadar emeğe. Yoksa ben de oyun videolarını çekerken falan eğlenceli buluyorum. Ama ben bu kategoride kendimi daha çok geliştireceğimi, daha da profesyonel yapacağımı düşünüyorum. Tabii ki de sizin de önerileriniz varsa içerik olarak challenge ya da vlog falan filan bu gibi önerileriniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumları da emin olun tek tek okuyacağım. Benimle ilgili sorularınız falan varsa yorumlara yazın. Ben kendim tek tek bakacağım yorumlara, okuyacağım yani. Bu arada yarım bıraktığım seriler var. Onlar için de kusura bakmayın arkadaşlar. Onları da ben de bitirmek isterdim de aslında. Ekipmanlarla falan uğraştığım için zamanım olmadı arkadaşlar. Aslında son olarak bitirmek için son videolarını çekecektim. Zamanım olmadı. Zamanım olmadığı için çekemedim. Kusura bakmayın. Bu arada videoları çekerken eğlence videolarını bundan sonraki çekeceğim videolarda yanımda başka kişiler de olacak arkadaşlar. Arkadaşlarım falan gelecek bana videolarda yardım etmek için. Challenge'larda falan. Bu gibi içeriklerde bana yardımcı olacaklar arkadaşlar. Yani tek olarak çekmeyeceğim. Neyse bu kadar yani. Demek istediğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Açıklama videosu çekme ihtiyacı duydum. Hiçbir şey demeden direkt videoları çekerdim. Ama içime sinmezdi arkadaşlar. Sebebini ve nedenini size söyledim. Bu videoyu burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her öneriniz varsa tabii ki de yorumlara yazın. Beni daha fazla görmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.